Yeni görüntüler de geldi saldırganla ilgili. Yeni fotoğraf kareleri de arkadaşlarımız ekranlara getiriyor. İşte 20 yaşındaki bu saldırgandan bahsediyoruz. Bu arada FBI saldırganın kimliğini de doğruladı. Thomas Matthew Crooks diye geçiyor Esat Hocam ismi. Evet. Yani, FBI bu saldırganın kimliğini doğrulamış oldu. 20 yaşındaki bu saldırgandan bahsediyoruz. Şunu söyle, ben çalışıyorum. Yani onun özellikle de gizli servisin yürüttüğü bir soruşturmadır diyerek, hatta biliyorsunuz çok da önemli bir şekilde bu konuda bilgisi olanların ve doğrudan doğruya FBI sayfasına ben girdim, arkadaşlara da tavsiye ederim. FBI sayfasında da bu hareketin görüntülü bir şekilde an ve an ortaya konulması ve buraya karşı yapılacak her türlü bilgiyi paylaşacağız ve bize bildirin demesi de çok önemli bir konuydu. Dikkatlice baktığımız zaman ki özellikle bu gizli servisin yürüttüğü bir soruşturma dedikten sonra bu bilgi olması halinde paylaşılacaktır. Ama halka bunu yaparak ve de bugünkü ortamda çok da güzel bir uygulama, hemen FBI sayfasına koyarak bütün halkın bu konuda bilmesi, bilenler konusundaki yapılacak olan değerlendirmelere de açık olduğunu söylemesi bence iyi bir uygulama olduğunu da ifade etmek istiyorum. Evet, Doktor Sayın Tolga Sakman, şimdi Trump'ın seçim politikasına dönelim. Çıkışlarını artık biliyoruz, Trump artık dünya tanıdı, kendine has çıkışları, kendine has tavrı var. Bir değişime gitmesi mümkün mü seçim sürecinde tavır olarak, bunu soruyorum. Sürekli sert politika izliyordu. Şimdi daha da bir sert politika izlemesi muhtemel midir? Çok muhtemel Mehmet Bey. Bunun ardına şunu da sorayım hemen, onun da cevabını alayım. Biden'ın buradaki tavrı ne olur diye de ardına da o sorunun cevabını almış olalım. Yani seçimdeki seçimlerde bu defa Biden nasıl olur? Çünkü burada haneye bir eksi yazıldı yaşanan bu olayla birlikte. Şimdi Trump'ın çok daha sert gideceğini tahmin edebiliriz. Çünkü kendisine karşı yapılmış bir suikastten sonra yani düşmanım da var. Zaten hani bunu sürekli dile getiriyor. Farklı kurumları doğrudan düşmanlaştırarak kendi karşısına koyuyor. Ve artık net şekilde de bir düşmanım var. Ben ona rağmen siyaset yapıyorum, ona rağmen çalışıyorum. Ve aslında bu suikast bana değil, Amerika'yı yeniden büyük yapmak isteyen fikredir noktasını ön plana çıkaracak ve burada çok daha sert. Zaten dikkat ederseniz bu suikastin gerçekleşme anında da çok sert bir konuşma yapıyordu. Yani o kesilen cümle Biden aleyhinde çok sert başlayan bir cümleydi. Şimdi tabii biraz daha Biden'dan ziyade kendi işte karşılaştığı Demokrat adaydan ziyade artık daha geniş bir kitleye karşı savaş açmış olacak söylemleriyle ve daha net, daha sert konuşacak. Şimdi burada mesela bu hem kendi kampanya ekibinin, hem Biden'ın, hem de aslında işte geçmiş olsun dileklerini sunan eski başkanların ve diğer işte kurum başkanlarının vesaire üstüne basa basa söylediği, gördüğüm kadarıyla işte bu gizli servise başarısından bahsedip onu tebrik ederek işte gerekli önlemleri aldı, korumaya aldı Trump'ı vesaire söylemleri de önemli. Onu da altını çizmiş olayım. Yani burada hala Trump'ın savaş açacağı, yakında savaş açması muhtemel olan tüm bu düzenin aslında bir parçası tarafından korunduğunu Trump'ın altını çiziyor herkes. O yüzden de bir ön alma noktası olduğunu tahmin ediyorum. Yani seni koruyan da Amerikan devletinin önemli bir kurumudur. O yüzden de yani savaş açtığın kurumlar seni koruyor. O yüzden daha dikkatli ol söylemlerinde, daha sınırlı ol gibi bir mesajı daha bugünden vermeye çalıştıklarını tahmin ediyorum. Biden'ın stratejisi bugünden sonra değişecektir. Çünkü bugün olaydan kısa süre sonra işte konutundan ayrıldı ve nereye gittiği belli değil vesaire gibi söylemler gerçekleşmişti. Bu aslında işte Amerikan başkanının da güvenliğini sağlamak vesaire gibi algılandı toplum tarafından.
bunu da bilerek yapıldığı kanaatindeyim. Çünkü hani bir güvenlik zafiyeti Trump için değil, ulusal bir güvenlik sorunu yaşandığı algısı oluşturulmaya çalışıldı. Bir kere siyaset güvenlikleştirildikten sonra Mehmet Bey, artık buradan geri dönüş çok zor oluyor. Yani artık adayların hepsi daha güvenlikçi, daha sert, bu serti tırnak içinde söylüyorum. Yani işte kendi düşmanları var, ulusal düşmanlar var. Bunlarla savaş, hem işte siyaset cephede olduğu kadar siyasette de savaş gerekiyor. O yüzden bunların işte arkamda durmalısınız ki ben bu noktada daha güçlü şekilde savaşayım noktasına getirmesi gerekiyor. Hem Trump'ın hem Biden'ın. O yüzden Biden'ın da tüm bu işte demokrat söylemler, Demokrat Parti'nin bugüne kadar getirdiği işte siyaset çizgisinin falan bir nokta üstüne çıkacağını tahmin ediyorum. Zaten o işte konuşmanın en başında bahsettim. Trump için yani devam etmeliydi mitingine derken de ben bu noktada işte o güvenlikçi adımların daha bugünden atılmaya başladığını sezinliyorum ve bu şekilde de çok yakın zamanda Biden'ın söylemlerinin değiştiğini de görürüz. Peki, Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman, emekli Tuğgeneral Sayın Esat Arslan, değerli katkılarınızdan, yorumlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar, iyi günler diliyoruz efendim. Değerli izleyenler, iyi pazarlar. Bizler de müsaadenizi isteyelim. Merve Tepe saat başında sizlerle olacak. Hoşçakalın.